Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bebek'e geldik. Yeşilköy'den, Cihangir'den sonra. Şimdi ilk Boyu'ya gideceğiz. Boyu'da bir kahve, bir tatlı, bir şeyler yiyeceğiz. Sonra sahile ineceğiz tekrardan. Evet arkadaşlar, şimdi Boyu'ya geldik. Bebek'te çok eski olmayan bir yer burası. Ama kahvesinin ve tatlısının çok iyi olduğunu söylediler bize. Biz de geldik hemen de şimdi. Ortam çok güzel. Tam böyle gençlere hitap eden bir yer. İşte aşağıda normalde minderler vesaire oluyormuş. Tabii şu an hava soğuk olduğu için, yağmur yağdığı için vesaire minderleri kaldırmışlar. Ama ortam çok güzel. İşte odunlar var. Süs olsun diye şomine koymuşlar. Bunların hepsini görüyorsunuz zaten. İlk durağımız burası oldu. Flat White içiyoruz Emre'yle birlikte. Bir de dinler cheesecake yiyeceğiz. Cheesecake'imizin de tadına bakalım. Baksana, adamlar bıçak koymuş ya. Nasıl bir hayvansan lan. Nasıl bir öküzsen. Adamlar bıçak koymuş, ben çatalla. Dağıttım bir de ya. Güzelim şeyle mındar ettin ya. Yalnız oha, çok iyi bir tadı var lan. Emre'm, bunun tadına bak. Bu acayip iyi bir tadı var. Kinlerin tadı çok fazla geliyor. Bildiğin kinler bile. Muazzam bir tadı var ya. Tarif edemedim ama. Cheesecake çok iyi. Flat White, açık konuşmak gerekirse bildiğimiz flat white yani. Arabayla geldik buraya. Saat 2'den beri yer arıyoruz. Saat 3 olmak üzere. Bir 15 dakikadır burada desek. 1,5 saatte tam yer aradık yani. Bebeğin öyle bir sıkıntısı var. Yani bebeğe gelecekseniz kesinlikle bir otoparka park edin. Veyahut da gideceğiniz kafenin valisine verin. Sakın öyle işte yok aman para vermeyeyim. Çakallık yapayım. Ucuza kaçayım. Köşeye park edeyim. Öyle şey hiç bulaşmayın abi. Bana güvenin yani. Gidin otoparka park edin. Yani biz onu yaptık çünkü biz sağa sola park ederiz diye düşündük de olmuyor. Yok ya. Hele cumartesi bugün. Şansınızda çok güzel bir hava var. Bugünkü videonun havası çok iyi olacak. Sahile vesaire indiğimiz zaman, oradaki mekanlara gittiğimizde. Cumartesi insanlar dışarıda kahvelerini içiyorlar. Tam o Cihangir'deki şey de var böyle. Herkes bilgisayarın başında bir yazılarını yazıyor. Maillerini check ederken arkadaşlarla sohbet edenler var. Doğum günü kutlayanlar var. Köpeğiyle gelenler var. Ki zaten Bebek, Yeşilköy, Cihangir gibi yerlerde hayvanlar ile gelen insanlar da çok Fatih, Esenler, Bağcılar gibi değil. Oralarda mekanlara hayvanlarınızı gidemezsin. Oralarda çoğu mekanda özellikle de köpekle karşılaşmanız çok normal. Çünkü sahipleri hep onları da yanlarında getirtirler. Bu çok güzel bir şey bence. Kafenin ortamını da çok güzel etkiliyor. Biraz daha oturacağız. Cheesecake'imizi yiyeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Sonra çıkacağız. Listemizde birkaç yer daha var. Bir eyleme yapacağız. Bir derleme yapacağız. Birkaç yer daha gezeceğiz. Sahil tarafına değineceğiz sizlerle birlikte. O değil, harbiden tatlıyı mındar ettik. Şu tatlıyı bir çeker misin abi? Ne hale geldi ya. Ya bir şeyi bu kadar beğenirsek işte böyle olur. Emren gerçi burayı sen dağıttın abi. Ben ya gerçekten nazik nazik yerken Emren kaşık istedi garson. Şaka tabii. Kahve bildiğin flat white yani. Cheesecake çok iyiydi. Cheesecake. Şu ana kadar kaç cheesecake yedik dışarıda? 2 mi yedik? 1 mi? 1-2 falan yedik. Sizin gördüğünüz. Benim kendi yediklerim arasında inanın bana ilk 3'e girer ya. Bugüne kadar yediğim cheesecake'ler arasında bu cheesecake ilk 3'e girer. Net yani. Harbi netti. Şimdi kalkacağız, arabaya bineceğiz. Bebek sahil tarafına doğru gideceğiz. Son olarak şunları söyleyeyim Boyu hakkında. Çok güzel bir yer. Tamamen yazlık bir havası var. Yani gelip arkadaşlarınızla takılıp, bağdaş kurup oturup böyle elinize filtre kahvenizi, flat white'ınızı, cappuccino'nuzu vesaire içerken oturabileceğiniz bir yer. Burada ciddi bir görüşme yapmaya gelmezsiniz. Arkadaşlarınızla free time'larınızı, boş zamanlarınızı geçireceğiniz çok hoş bir yer yani. Benden tam puan aldı ama gerçekten özellikle cheesecake konusunda muazzamdı. Evet, Boyu'dan çıktık, şimdi Noi'ye geldik. Burada da hep kahve içmeyi yedik. Cool Guys diye bir içecek, bir kokteyl söyledik. Burada çok talep edilen bir içecekmiş kendisi. Bayağı iyi yani, çok iyi.
Burası biraz da loca tarzı. İşte çadır falan var, bunları detayda görürsünüz. Çadır var, oda gibi böyle bir yer var. İçeride de yanlış anlamadıysam lavaboya çıkarken gördüm. Kapalı odalar falan var yani. Locaları da var anladığım kadarıyla. Çok hoş bir yer. Yine aynı Voi'ye benziyor zaten. İsim olarak değil, sadece konsept olarak da benziyor. İşte geldik çardakta oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz falan. Yine bebek havasını yansıtıyor. Arkadaşlarınızla gelip kahve içeceğiniz, güzel vakit geçireceğiniz yazlık bir havası var yani. İki kafede de bu konsepti gördük. Buranın avantajı biraz daha küçük. Hoş bir yer, otantik bir yer, güzel bir yer. Sanki bir doğanın içindeymişsiniz gibi bir hava da uyandırıyor size. Çünkü tasarımlar genel olarak ahşap tasarımlar. Ahşap tasarımın dışında yeşillikler de çok olduğu için tamamen böyle bir ormanın içindeymiş gibi çok acayip güzel bir konsept var. Şimdi kokteylimizi içeceğiz. Bu arada bir açıklama yapmak istiyorum. Geçen videoda Starbucks için o kadar çok şey söylediniz ki hepinize yazıklar olsun. Yani gerçekten. Ben Starbucks'ı incelemedim bu arada. Starbucks'ı sadece yol üstüydü ve gittik kahve içtik. Kavga çıktı. Befek'te kavgaya tanıklık ediyoruz. Fena yani, birazdan herhalde. Neyse, demek istediğim şu. Starbucks'a biz gitmedik. Starbucks yol üstündeydi. Kahve içemedik Lebonte'ye gitmeden önce. Çünkü Lebonte'nin işletmecileri gelmemiş. Biz de Starbucks'a girdik. Starbucks'ın Christmas havasını falan da solumuş oluruz dedik. O yüzden Starbucks'a uğradık. Yazıklar olsun ya size. Bir video çekiyoruz. Editini yapıyoruz. Çekimini yapıyoruz. Montajını yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Çabalıyoruz. Gelip diyorsunuz ki Starbucks'a nasıl gidersin? Size yok yeni video falan. Bu arada bundan sonra videoların hepsi çarşamba gelir. Şunu da ekleyeyim. Bebeğe geldik. Cihangir yaptık. Yeşilköy yaptık. Bir semt doğal olarak her çarşamba bir yere gittiğimiz için derinleme serisinin bitmesine çok var. Çünkü daha çok semtimiz var. Bunun dışında ekstra seriler de başlayacak. Cool Guys gerçekten çok acayip güzel bir içecekmiş. Mekan çok güzel bir mekan. Voi ile Noi arasında çok bir fark yok dediğim gibi. Konsept olarak benziyor. Ama Noi'de açık konuşmak gerekirse güzel güzel karşıladılar. Bize çok güzel bir köşe verdiler. Salınacak misali bir yere oturduk. Noi'ye geleceksiniz arkadaşlar. Varsa bir kız arkadaşınız veya da erkek arkadaşınız. Sevgilinizle gelip oturabileceğiniz çok güzel bir yer. Ya da 5-6 arkadaş, yakın arkadaş böyle gelip gülüp eğlenebileceğiniz çok hoş bir mekan. Sevginiz yoksa buraya gelmek için sevgili yapmanız lazım. Tabii. Sevginize geleceklerim. Onunla alakalı da yeni video çekeceğim. Bebekte kız düşünüyorum. Evet. Sevginize ve arkadaşlarınıza gidip çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir mekan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Yeşilköy gibi iş görüşmelerinizi, toplantılarınızı veyahut da akşam yemeklerini burada yine yiyebilirsiniz tabii. Ama konsept daha çok öğlen, hafta sonu gelip burada arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz kahvenizi, kokteylinizi içip güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Alkol satılmıyor bu arada. Çok güzel kokteylleri, kahveleri, yemekleri, içecekleri ve tatları var. Gelip kesinlikle burayı da ziyaret edin. Hem Voi'yi hem Noi'yi ikisini de ziyaret edin. Zaten isimleri de çok benzer. Mekan da çok benzer. Çok güzel mekanlar. Kesinlikle gelip bir incelemeniz lazım. Bir tatmanız lazım yani. Evet, şimdi Noi'den de çıktık, Voi'den de çıktık, Voi'den çıktık, sonra Noi'den çıktık, sahile geldik. Voi'den sonra direkt sahile gelecektik ama olmadı, o yüzden Noi'ye uğradık. Noi çok güzel bir yermiş, özellikle içerisi çok iyiydi ya. O yılbaşı konsepti falan yapmışlar ya, çok güzel loca usulü bir yerdi yani bence. Burada Baylan var, burası da çok eski bir yer. Bebek Lokal var yanında, orası da çok meşhur bir yer. Bu iki yer de çok meşhur. Vaktiniz olursa kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Bugün oraları inceleyemeyeceğiz. Belki başka bir bebek videosunda oraları da inceleriz. Burada Nusret var. Yani buralara bugün uğramadık. Bu arada çok dar. Fark ediyorsunuz, habire kafam yeşilliklerde yani. Yani videolarımızda genelde yapmaya çalıştığımız şey, insanlar Yeşilköy, Cihangir'e veyahut da bebeğe geldiği zaman herkesin bildiği Nusret, Uka gibi yerler değil de güzel, hoş olan, sosyal medyada bağıra bağıra reklam yapmayan mekanları da gelmesi gerektiğini ve oraların ne kadar güzel yerler olduğunu göstermeye çalışıyorum. Tabii illaki gittiğimiz yerleri çoğu insan biliyordu. Derinlemesine serimizde de amacımız çok yüksek popülariteye sahip olmayan ama yine de kendi çapında bilinen, kaliteli hizmet sunan mekanlar. Önceki videodan o kadar çok Starbucks esprisi yaptınız ki biz hazır bebek sahile gelmişken Starbucks'ın önünde de bir video çekelim dedik. Bu arada bu Starbucks'ın özelliği, içeride çekime vesaire izin vermiyorlar ama ben size dışarıdan biraz anlatayım. Bu Starbucks'ın özelliği, kendisinin zaten burada yazısı da var. Onu da görüyorsunuzdur şu an ekranda. Dünya çapında en iyi 50 Starbucks mağazasının içine giren bir Starbucks ki çoğu yayıncı ve yazar tarafından zaten en iyi Starbucks'ta seçilmiş yani. İçeride çekime izin vermiyorlar ki zaten benim Starbucks inceleme gibi bir amacım yok. Geçen videodan sadece Starbucks'a uğradık diye espri yapmışsınız.
teşekkür ederim. Çok yaraladı bütün esprilerimiz beni. Ama Starbucks'a uğramaktan ziyade Bebek'te sahilde güzel bir mekana uğramak istiyorsanız da buradaki Starbucks'a uğrayabilirsiniz. Çekim vesaire yasak olduğu için içeriden de çekim yapamıyoruz. Ama gelirseniz mutlaka uğrayın. Zaten dediğim gibi buradaki tabelayı da göreceksiniz. Devam edelim. Konseptimize devam edelim yani. Bir iki mekan daha gezmeye çalışalım. Fındık şurubuyla çok daha iyi oluyor ya. Sıcak çikolatayı abi fındık şurubuyla içi. Söyleyeyim, rica edin. Fındık şurubu eklerler, çok güzel oluyor. Şimdi kırıntıya geldik. Burası bildiğiniz restoran aslında yani. Kafe gibi değil. Restoran diyebiliriz buraya. Hava da çok soğudu. Bilmiyorum, büyük ihtimalle sahile yakın olduğumuz için hava böyle beni çarptı mı diyeyim, ne diyeyim. Bir anda hava değişikliğine gittik hani. Otomatik olarak bir anda hava değişti, o yüzden bayağı böyle bir sarsıldık yani. Modumuz olarak enerjimizi kaybettik. Enerjimiz düştü. Teşekkür ediyoruz Bebek. Starbucks'a girmedik. Mutlu musunuz arkadaşlar? Starbucks esprisinden sonra Bebek Starbucks'ını size göstermek istiyordum ama zaten çekim sıkıntı oluyordu. Çekimden ziyade Starbucks için o kadar yüklendiniz ki bana. Ben de girmedim abi. Bir de Cafe Nero falan giriyoruz gelirken. Diyorum ki abi buraya girsek var ya diyorum, bizimkiler diyorum çıldırır. Başka bir yer görüyoruz böyle standart bir yer. Aha diyorum buraya girersek var ya diyorum, millet diyorum yorumda bizi linç eder. Daha yeni YouTube'a giriyoruz ya, bismillah ya. Hemen YouTube'a daha ilk girişimiz, hemen isyana bağladınız. Size Bebek hakkında biraz bilgi vereyim. Bebek'te Cihangir gibi değil de, Cihangir'de neden ünlü semti derlerdi? Cihangir küçük bir yer, merkezi bir yer. Beyoğlu tarafında bir yer olduğu için insanlar orayı konuşmayı sevdiği için konuşuyorlardı ama Cihangir'e nazaran Bebek kesinlikle ve kesinlikle yani ünlülerin takıldığı bir yer değil, ünlülerin yaşadığı bir yer. Ünlüler burada oturuyor, burada yaşıyorlar, burada dışarı çıkıyorlar, burada kahve içiyorlar. O yüzden burada görmeniz, ünlüyle karşılaşmanız çok olası bir ihtimal. Zaten Lucca mıydı oranın ismi? Lucca da mesela ünlülerin takıldığı bir yer. Gerçi orada bırakın yakından çekimi, uzaktan çekime bile laf yapıyorlar. Paparazilerin çok gezdiği bir yermiş. Biz de elimizde kamerayla geziyoruz. Bize bir şey demedi kimse gerçi de. Sıralamak gerekirse en pahalı Bebek, sonra Yeşilköy, sonra Cihangir. Cihangir çok ucuz kalır tabii Bebek'in yanında. Fiyatlandırma olarak çok pahalı bir semt diğer semtlere göre. Ama karşılığında aldığınız hizmet hemen hemen en üst düzey diyebiliriz. Her kafede, her mekanda karşılama var. Her karşılamadan sonra oturduğunuz başka biri karşılıyor. Kalkarken başka biri karşılıyor. Sizinle ilgilenmesi için koyulan, çalışan insanlar var. Bu yüzden fiyatlandırmayı da hem ürün kalitesi olarak hem de hizmet kalitesi olarak karşılıyor. Onda sıkıntımız yok. Lakin şöyle bir problem var. Problem değil aslında. Bu şöyle bir farklılık var. Cihangir'e nazaran, Yeşilköy'e nazaran orada insanlarla selamlaşıp iyi günler, iyi akşamlar. Yani böyle sıcakkanlılık varken Bebek'te bu yok. Bebek'te herkes tam anlamıyla kendi köşesinde abi. Bu masa benimse abi, bu masanın dışında olan şeyler beni ilgilendirmiyor. Bu masada olan şeyler beni ilgilendiriyor havasında. Genelde çoğu insan Yeşilköy gibi ticari olarak bir yere ulaşmış insanlar veyahut da popülarite olarak Cihangir'e nazaran ünlü insanlar gerçekten kalıplaşmış ünlüler burada. Maddi olarak iyi olan, zengin olan kesim de burada takıldığı için doğal olarak herkes kendi köşesinde ve kimsenin ona karışmasını istemiyor. Şimdi birazdan kalkacağız. Yavaş yavaş, çünkü güneş de batıyor. Akşam olmaya başladı. Bebek'te bayağı soğumaya başladı hava. Dediğim gibi sahile yakın olduğumuz için olabilir bu. Sıcak çikolatamızı içtik. Sıcak çikolata ortalama bir tadı vardı. Ne rahatsız etti ne kötüydü bildiğim yani. Beklentim çok yüksek değildi. O yüzden standart bir şekilde beklentimi de karşıladı. Bebek piyasadan çok etkilenen bir yer bu arada. Ekonomik krizlerde vesaire doğal olarak Bebek gibi yerlerde düşüşe geçebiliyor. Çünkü Bebek halkı sadece burada oturanların takıldığı bir yer değil. Dışarıdan da çok fazla insan geliyor ve kriz, herhangi bir ekonomik kriz veyahut da piyasadaki dalgalanma sonucu piyasada bir düşüş yaşanırsa doğal olarak dışarıdan gelen halkı piyasa etkiliyor. Böyle bir düşüş de yaşanabiliyor. Şimdi kırıntıdan kalkacağız. Yavaş yavaş Bebek sokaklarına veda için gideceğiz. Evet arkadaşlar, Bebek derinlemesine Bebek'in sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Sizlere 3 kafe gezdirmeye çalıştık. Aslına bakarsanız 2 kafe bir restoran diyebiliriz. 2 kafe bir restoran gezmeye çalıştık. Çok güzel bir video oldu. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorum kısmına kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Beni de sosyal medya hesaplarımdan takip edin arkadaşlar. Özellikle Instagram'dan, çünkü anlık gelişmelerin hepsi Instagram'dan oluyor biliyorsunuz. Her şeyi oradan paylaşıyorum. Instagram, Twitter, sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.